Selamlar arkadaşlar. Güneşten dolayı gözlerimi kısıyorum, kusura bakmayın. Böyle güneş gözlüğüyle video çekmek istemedim. Bugün çok farklı bir sıkıntıyı aslında defalarca dile getirdiğimiz ama bir türlü değişmeyen bir sıkıntıyı tekrar dile getirmek istiyorum ve Cumhurbaşkanımıza doğrudan seslenmek istiyorum. Nasıl ki HDP belediyeleri ince bir mercekten geçirilerek denetlenip gerektiğinde kayyum atanıyorsa, ki ben o belediyelerin gerçekten çok ince denetlenmesi gerektiğine inananlardanım. Aynı şekilde AK Parti belediyeleri de CHP belediyeleri de aynı mercek altına alınmalı. Sebebine geleceğim şimdi. Kıyı Ege ve hatta Akdeniz kıyıları alarm veriyor. Gerçekten alarm veriyor. Yani böyle video çekmek için söylediğim bir şey değil. Araştırırsanız ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Marmara'nın bittiği, Ege'nin başladığı nokta vardır. Küçük kuyu, yani Çanakkale'den sonra küçük kuyu Altınoluk diye başlar o bölgeden. Oraları da çok iyi bilirim. Ege'yi, Akdeniz'i de çok iyi bilen birisiyim. Şimdi daha önce mesela Altınoluk'a gittiğimiz zaman boncuk mavisi, pırıl pırıl bir suyu vardı. Şu anda o su artık yeşile doğru dönmüş ve dibi de birçok yerde artık yeşillenmiş. Tuvalet sularının yoğun olarak akıtılmasından. Devam ediyorum. Hemen bir ilçe sonrası, 15 kilometre sonra falan Akçay diye bir yer var. Orayı da çoğunuz bilirsiniz. Denizine artık, yani bana sorarsa, ben 10 senedir falan oranın denizine ayak basmıyorum, girmiyorum. Çünkü yani girmemek gerekir. Daha fazlasını söylemeyeyim, daha ileri gitmeyeyim. Girilmemesi gerekir. Çünkü her yaz günlük olarak, bakın her yaz günlük olarak en az 3-4 kolibasili vakası var. Yani tuvalet sularının içinde bulunan mikroptan dolayı İnsanların hastaneye gitmesi söz konusu. İşte ishal vakaları, kusma vakaları falan. Deniz bu kadar kirlenmiş ve iğrenç bir hale gelmiş artık. Marmara Denizi'ne gelelim. Orası bir iç denizdir. Yani Marmara Denizi hiçbir yabancı ülkeye kıyısı olmayan bir denizdir. Hiçbir yabancı ülkeye kıyısı yok. Dolayısıyla oradaki bütün kirliliğin sebebi biziz. Tuvalet sularını akıta akıta akıta, fabrika atıklarını akıta akıta o denizin kusmasını sağladık. Bir denizin müsilaj kusması, nasıl söyleyeyim, yani çok da ileri de gitmek istemiyorum sözlerimde ama ya bir milletin, özellikle de o bölgede yaşayan insanların, fabrikatörlerin ve belediyenin, neyse siz anladınız, nasıl bir belediye ve nasıl insanlar olduğunu gösteriyor oluyor denizin müsilaj kusması. Gelelim Akdeniz'e doğru. Antalya bu konuda aslında küçük bir yıldızı hak ediyor. Çünkü denizlerini o manada temiz tutmayı başaran illerden bir tanesi. Yani merkez olarak. Orada da bir kirlenme var ama çok küçük, çok az. Genel manada korumayı başarmış. O kadar büyük bir şehir denizini temiz tutmayı başarabilmiş. Helal olsun. Merkez açısından, ama ilçeler açısından aynısını söyleyemiyoruz. Çünkü Alanya yine boncuk mavisi, pırıl pırıl bir denizi vardı. Ben yaklaşık 7-8 yıldır Alanya'ya gitmiyorum. Çünkü fuhuş, hırsızlık, sokağın ortasında insanların birbirini vurması, bıçaklaması falan o kadar had safhalara geldi ki o bölgede. Ailemle orada tatil yapmak istemiyorum. Benim tatil anlayışım bu değil. Onun için gitmiyorum 7-8 yıldır. Gidenlere de şaşırıyorum. Her zaman da söylüyorum. Şimdi oranın 7-8 metreden baktığınız zaman dibindeki çakıl taşını seçebileceğiniz temizliğindeki denizi griye doğru gitmeye başlamış. Biraz evvel bir yerel gazetecinin yaptığı haberde gördüm. Çok özür dileyerek söylüyorum ama bunu söylemek zorundayım. Çünkü gerçekleşmiş bir olay. İşte cinsel ilişkide kullanılan bazı işte plastik ürünler denizden çıkıyor. Kulak
temizleme çöpleri, işte şeyleri denizden çıkıyor. Daha başka hanımların işte özel günlerinde kullanmış oldukları bazı ürünler denizden çıkıyor. Ve bunun dışında birçok başka pislik denizden çıkıyor ve deniz artık gri bir hale gelmiş. Videosunu çekmiş, atmış. Ben de haberde gördüm. Deniz artık gri. Yani yeşil veya mavi falan hiç değil artık. Şimdi buradan tabii yetkililere seslenmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımıza sormak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak hakkım olduğunu düşünüyorum. Neden denetlemiyorsunuz? Bunun sebebi ne olabilir? Ben çok düşündüm. Sağlıklı bir zekaya sahip olan bir insan olduğumu düşünüyorum. Alkol ve sigara kullanmıyorum. Diğer maddeleri zaten kullanmıyorum. Yani normal seviyede bir zekaya sahip bir insan olarak düşünüyorum. Ve bir çıkar yol bulamıyorum. Neden denetlenmez? Bu kadar insan bas bas bağırırken, yerel gazeteciler bas bas bağırırken neden denetlenmiyor? Diyorsunuz ki arıtmayı niye çalıştırmıyorsunuz? Ya çalıştırıyoruz da kapasitesi yetmiyor da. Ya şaka mı bu? O zaman kapasitesini arttırırsın. Çok pahalı. Bakıyorsun bugün CHP belediyelerinde de, AK Parti belediyelerinde de, belediye başkanlarına bakıyorsun, göreve geldiğindeki mal varlığına bakıyorsun, görevden giderkenki mal varlığına bakıyorsun. Yani bunları size söylememe gerek yok, herhalde biliyorsunuz. Yani her iki tarafta böyle. Al birini vur ötekine kabilinden bir sıkıntı yaşıyoruz memlekette. Astronomik rakamlar. Bir belediye başkanının 16 tane villası olabilir mi ya? Allah aşkına soruyorum size, olabilir mi? Bunun neresi mantıkla izah edilebilir? Neresi? Ama var. Göreve gelirken bir tane kıytırık evi var. Görevden ayrılırken arsalarının haddi hesabı yok. Hepsi kupon arsalar. Bakın CHP belediye başkanları. Aynısı, hiçbir fark yok. Birebir ismiyle bildiğim bir sürü başkan var bu şekilde. AK Parti başkanları. Birçoğu aynı. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Görevden ayrılırken 16 tane villa, 20 tane villa, arsalar, bankada para. Bu para benim param kardeşim. Bu milletin parası. Ya. Ama denetlemeye gelince denetleme yok. Peki bu ülke turizmden kazanıyor değil mi? Yani böyle çok fazla ürün üretip sattığımız, yani benim bilgim dahilinde değil. Hani domates satıyoruz, işte nar satıyoruz. İşte bazı yerlere birkaç siha İHA sattık falan, ama yani bunlar bizi zengin eden şeyler değil. Belli ki değil, çünkü Türkiye'nin ekonomik durumu ortada. Ama turizmden 40-50 milyar dolar bir gelirimiz var. Bunu devlet kendi açıklıyor değil mi bu rakamları? Bu kadar ciddi bir geliri olan bir sektörü el birliğiyle bitirmek durumunda mıyız? Yani bizim derdimiz bu mu? Bitirelim mi burayı? Daha dün bir video yükledim, gördünüz. Yani Urla tarafında, ya gerçi her yer öyle. Ege, Akdeniz, nereye giderseniz gidin pislikten geçilmiyor. Neden başaramıyoruz? Neden biraz daha temiz olamıyoruz? Bu sadece hani bazen böyle videolar yaptığım zaman altına şey yazıyorlar. Hani Müslümanız ya falan. Ya Müslümanlıkla bir alakası yok kardeşim. Ege'de bir sürü ateist de yaşıyor. Bir sürü başka insan da yaşıyor. Ama tabii ki de evet, Müslüman temiz olmalı. Ama artık Türkiye'de biz bunu net olarak biliyoruz. Her yerde de söylüyorsunuz bağıra bağıra. Ben Müslüman değilim, ben ateistim diye. Yüz binler var artık bu ülkede bu şekilde yaşayan. Onlar da temiz değil. Onların yaşadığı bölgelere bakıyorsun, orası da pis. Müslümanın yaşadığı bölgeye bakıyorsun, orası da pis. Yani bilmiyorum. Bu memleketi el birliğiyle bitirmeye sanki birileri yemin etmiş gibi bir durum seziyorum. Denetim olmazsa olmaz. Kesinlikle denetlemeniz gerekir. Denetlemezseniz herkes istediği gibi davranmaya devam eder. Ki şu anda öyle yapıyorlar. Yoksa denizlerimiz alarm vermezdi. Kıyılarımız alarm vermezdi. Ekonomimiz alarm vermezdi. Vermezdi, vermezdi diye sabaha kadar sayarım. Ben sıkılmam ama siz sıkılırsınız. Eyvallah.